Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınızda muhteşem bir tarif duruyor. Gerçekten hem midemize hem gözümüze hitap eden hem de farklı farklı kahvaltı sofraları yapmak istiyorsak tam da işte aradığınız tarifte, aradığınız kanaldasınız. O zaman hiç beklemeyelim, hemen videomuzun detaylarına geçelim. Bakalım nasıl yapmışız bu güzelliği. Tarifim gerçekten çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Hemen denemenizi öneririm ve hiçbir kahvaltılık sofralarında da karşılaşamayacağınız bir tarif. Şöyle bir mutfak robotum var. Öncelikle sosumdan başlayacağım. Basit bir sosum var kahvaltılığım için. Mutfak robotumun içerisinde daha önceden eritmiş olduğum, oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. 2 diş sarımsağım var. 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Ve bir miktar maydanozum var. Maydanozumu da ekliyorum. Ve güzelce mutfak robotundan krema kıvamına gelene kadar, sos kıvamına gelene kadar çeviriyorum. Sosum çok güzel krema kıvamına geldi. Maydanozlar, sarımsaklar ve yağım tam bir krema kıvamında. Şimdi bunu ben bir kenara bırakacağım ve ikinci aşamama geçeceğim. Sosumu bir kenarda hazırladım. Daha önceden almış olduğum fakat çok tüketemediğimiz için bayatlamak üzere olan tost ekmeğim vardı. Şu şekilde klasik her yerde satılan tost ekmeklerim. Kenarlarını, sert olan kısımlarını şöyle bıçakla düzeltiyorum, kesiyorum. Sadece orta kısım bana lazım. Bir kenara ayırıyorum ve sosumu üzerine sürüyorum. Şöyle bir yumurta süreceğiyle, bıçakla, herhangi bir malzemeyle kullanabilirsiniz. Güzelce arasına maydanozları, yağı gelene kadar her tarafına sürüyorum. Arasına şöyle hazırlamış oldum. Bu şekilde ince ince doğramış oldum. Dil peynirlerim vardı. Kaşar peynir kullanabilirsiniz. Başka eriyen başka peynirler, mozzarella gibi peynirler de kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde rulo haline getiriyorum. Ekmeğim bayat olduğu için zaten parçalanıyor bile. Önceden ayarlamış olduğum yine maydanozlu bir yumurtaya buluyorum ekmeğimi güzelce. Ve yine bayat ekmeklerden elde etmiş olduğum galeta unumu da batırıyorum. Bütün ekmeklerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Evet, böyle bir rulo haline geliyor. İyice bütün ekmeklerle buluşmasını sağlayalım. Tavamızın altını açtım. Bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Ve şimdi hazırlamış olduğum tavam tamamıyla tabanı eklenene kadar, kapanana kadar sıvı yağımı ekliyorum. Yağım artık güzel bir şekilde kızardı. Ekmeklerimi de içerisine koyuyorum. Tüm rulolarım güzel bir şekilde çevire çevire kızartacağım. Peynir dolgulu
ekmeklerim güzelce kızarmaya devam ediyorlar. Böyle çıtır çıtır olana kadar kızartıyorum sürekli. Döndüre döndüre güzel bir şekilde her tarafı eşit bir şekilde pişene kadar kızartıyorum. Kahvaltılık rulolarım çok güzel bir şekilde kızardı arkadaşlar. Muhteşem çıtır çıtır rulolarım oldu. Şimdi ufak birkaç dokunuş yapacağım ve ondan sonra da yemeğe hazır olacak artık. Gerçekten kahvaltı sofralarınızda yapabileceğiniz farklı tariflerden bir tanesi. Klasik sucuklu yumurta vesaireden farklı. Üzerine birazcık parmesan peyniri ekliyorum. Parmesan peyniri de sıcağıyla birazcık eriyecektir. Ve yine bir parça maydanoz ekliyorum. Görselliğini arttırmak için yanına domates, biber vesaire dilebilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim böyleydi. Yine gözlere ve tabii ki de midemize hitap eden bir tarifti. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler.